Evet, stüdyodayız. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emir Pazar konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dün açıkçası önemli açıklamalar vardı. Evet. Özellikle meclisteki özel oturumdaki CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayan bir tartışma süreci, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir açıklaması, ardından da Cumhurbaşkanı'nın aslında artık barışı ya da dostluğu ya da bu tavsiyeleri konuşalım anlamındaki bir mesajı vardı. Nasıl değerlendirmek gerekiyor özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu parlamentonun zayıflayacağı yönündeki açıklamalarını? Şimdi bakın, Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak o konuşmada milli irade vurgusu yaptı. İyi güzel de milli irade kararını verdi. Şimdi aynı noktaya dönüp dönüp bu meseleyi tekrar başa getirmenin bir anlamı yok. Nedir? İşte referandumla ilgili olarak bir takım değerlendirmelerde bulunuyor ama bu konu milli iradenin tecelli yeri olan meclisten geçti. Daha sonra milli iradenin asli unsuru olan Türk milleti bu konuda kararını verdi ama Sayın Kılıçdaroğlu hala aynı noktada aynı meseleleri ortaya koyuyor. Bir kere burada bana göre bir çelişki var. Bir de bir bayramda bir gerilim yaratmanın 23 Nisan'da anlamı yok diye düşünüyorum. O açıdan garipsedim yani yaptığı açıklamaları ve hala şu noktada ben bunları tanımıyorum, tanımayacağım noktasında. Yani genel olarak onları söylemiyor ama ifadelere baktığımız zaman öyle. O zaman yani söylediklerinizin tamamı yok olmuş oluyor. Yani milli iradeden bahsediyorsunuz ama sandıktan çıkan bir sonucu hala tartışıyorsunuz ve meseleyi getiriyor sürekli olarak. Oy pusulaları, mühürsüz oy pusulalarına getiriyor ve buradan pardon bir tartışmayı devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi bu mühürsüz oy pusulaları meselesini bence doğru noktada tartışmıyoruz. Onun altını çizmek lazım. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun savunduğu tez, bana göre demokrasi dışı bir tez. Neden? Bakın, meseleyi getiriyor, oy pusuları mühürlenmemiştir sandık kurulları tarafından ve bunların iptali gerekir noktasına getiriyor. İyi güzel de bizim anayasamızda seçme ve seçilme hakkı var. Birincisi bu. Bunu kimse engelleyemez. İkincisi, Avrupa İnsan Hakları'na ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nde bizim imzamız var. Bu iç hukukun üstündedir. Burada da en temel insan hakkı olarak gösteriliyor oy kullanma, seçme. Seçmenin lehteki... Devam ediyorum. Şimdi ilgili kanuna bakıyoruz. İlgili kanunda şu ifade var. İşte sandık kurullarının mühürlerinin olduğu oylar kullanılır diye. Ama şimdi genel olarak hukukta nedir? Bir kanun ruhu vardır. Bir de lafzı vardır. Lafza bakıyorlar. Yani lafz dediğimiz işte kanun maddesindeki o noktaya. Ifadeye ve bundan yola çıkarak bu oyların iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Kaldı ki bugüne kadar böyle bir karar vermemiş Yüksek Seçim Kurulu. Ayrıca ben 1957 yılındaki bir Yargıtay kararını, İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun kararını buldum. Orada diyor ki önemli olan kanunun ruhudur. Lafzı değildir. Lafz ile ruh çatıştığı noktada ruhuna göre karar vermek gerekir. Şimdi bunların hepsini yan yana koyuyorsunuz. Bu kanunun ruhu nedir? Düzenleme tek bir oyun bile iptal edilmemesidir. Ki 2015 yani, yılında da benzer evet, olayı Adalet Bakanlığı'nın açıklaması var. 57'den bu yana bakın. Evet. 2015'ten bırakıyorum ben 57'den bu yana. Hem CHP'nin hem de HDP'nin yani bu dünyanın her tarafında bu kullanılan bir hukuk kuralı. Şimdi bakıyorsunuz kanunun ruhunda amaç nedir? Sahte oy kullanmasını önlemek. İşte bir tek bir oyun iptal edilmemesini sağlamak, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması için gerekli tedbirleri almak. Şimdi burada mühür yok değil, mühür var. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürü var, ilçe seçim kurullarının mühürü var. Oy pusulalarının üzerinde sadece ve sadece sandık kurullarında görevli olanlar görevlerini yapmamışlar ve o pusulaları mühürlememişler. Mesele budur. Şimdi bu sandık kurullarında kimler var? Cumhuriyet Halk Partisi'nde müşahidi var, AK Parti'nin de var, diğer partilerin de var. Meseleye böyle baktığınız zaman suçlar şahsidir hukuk kuralında, millet arası hukuk kuralında. Yani sandık kurulundaki birkaç kişi görevini yapmadı diye kimse benim kullandığım oyu alıp çöpe atamaz. Böyle bir hakkı yok. Bu hukuka da sığmaz, vicdana da sığmaz, insan haklarına da sığmaz. Burada şunu deseydi Sayın Kılıçdaroğlu ben bunu anlardım. Yani burada bir hırsızlık var. Bakın işte belgeleri burada.
Tamam, o zaman sadece iptal edilmesini bırakın, o işi yapanların da yakasına yapışmak gerek. Ama bu yok, sadece şekli bir meseleden dolayı işin özüne dönüyorsunuz ve oyların iptal edilmesini istiyorsunuz. Bu hırsızlıktır aslında, oy hırsızlığı budur. Yani ben vatandaş olarak gideceğim, oyumu kullanacağım, orada bir takım insanlar hata yaptı diye benim oyumu iptal edeceksin. Bunun adı resmen oy hırsızlığıdır. Ve bugün savunulan oy hırsızlığıdır, başka bir şey değildir. O açıdan yani bu işin devam ettirilmesi bana göre hukuka da yanlış. Vicdana göre de yanlış. Demokrasiye de sığmaz. İnsan haklarına da sığmaz. Türkiye'deki hukuk sistemine sığmaz. Kaldı ki kanunun işte emredici hükmü var diyorlar. Lafsi hüküm var diyorlar. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Anayasanın da emredici hükmü var. Ve seçme ve seçilme hakkı var. Benim hakkımı kimse elimden alamaz. Zaten YSK'nın da bu anlamda yani, 27 YSK'nın, karar YSK'nın bu eleştirilen kararı bana göre doğru bir karardır. Hatta alkışlanması gereken bir karardır. Yani burada son derece yanlış mecralarda tartışılıyor ve oy hırsızlığı aslında hukuk adına oy hırsızlığı savunuyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ayrıca mesela yine bakıyorum işte seçimle gelmekten bahsetti Sayın Kılıçdaroğlu. Mevcut sistemi savundu. İşte Cumhurbaşkanı'nın yurt dışına çıkışlarında vekaletini vereceği kişinin seçimle gelmeyen kişiler olabileceğini bahsetti. Burada tabii laf salatası var, laf kalabalığı var. Seçimle gelenleri gördük. Bakın yaşadığım bir olay. Sayın Sezer'in Cumhurbaşkanlığı seçilmesi sürecini bizzat yaşadım. Orada Devlet Bahçeli baştan karşıydı. Milliyetçi Hareket Partisi de karşıydı. Zaman zaman hatta bir araya geldik. Şunu söylüyordu, karşıyız ama Anayasa Mahkemesi başkanlığına kadar gelmiş bir kişiye ne diyeceğiz? Yani bir de devlet tecrübesinden, devlete saygıdan dolayı hangi argümanla engelleyeceğiz gibi bir takım düşünceleri vardı. Ve en son olarak sırf önünü kesmek için Sayın Bahçeli hatırlarsınız o dönemde 5 parti, bütün partiler uzlaştı. Biz de evet verelim dedi. Hatta ben kendisine demiştim o dönemde. Siz bunu dediniz ama 5 parti uzlaşır, o zaman engelleyemezsiniz. Dur bakalım dedi ve 5 parti uzlaştı. Sayın Kılıçdaroğlu tek Kılıçdaroğlu diyorum, Ahmet Necdet Sezer'i aday olarak gösterdi 5 parti. Peki ne zaman seçildi? 5 partinin ittifak ettiği bir konuda Sayın Sezer son turda seçildi. Yani milletvekillerinin hiçbirinin içine sinmedi. Neden seçildi? Bir tek Ecevit. Ecevit tatmin olsun diye geçmişte 1980 öncesinde bir hayali vardı Ecevit'in. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı Cumhurbaşkanlığı taşımak istemişti, yapamamıştı. Burada Sezer'e Ecevit gösterdi ve meclisin iradesinin üstüne çıktı, dayattı ve seçildi. Şimdi bu mudur seçim? Yani bir yanda işte bugün biz %51.4'ü tartışıyoruz. Öbür tarafta da dayatılan Cumhurbaşkanları adaylarını tartışıyoruz. Kaldı ki geçmişte silah zoruyla seçilen Cumhurbaşkanlarını da biliyoruz. O açıdan yani neresinden bakarsanız bakın, bir, milli irade kararını vermiş, mesele bitmiş. İki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu tezlerde bir haklılık tarafı yok. Üç, gerginliğe devam ediyor. Yani ve şunu da söylemek mümkün. Daha önce referandumdan aylar önce Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi vardı. Bunun altını çizip meseleye böyle bakmak lazım. %98 ile bile geçse bu anayasa değişikliği, ben bunu kabul etmeyeceğim dedi. Ondan bu yana devam edip gidiyor. Yani %98 ile bile geçse ben bunu kabul etmeyeceğim dediği bir noktadaki tavrı devam ettiriyor. Yani şunu söyleyeyim, %51.4 işte az oldu, çok oldu filan diye tartışıyoruz. %70, %80, %98 fark etmeyecektir. Çünkü kendi ifadesi var. O açıdan ya bu CHP bir politik manevra yapıyor. Biz de bunu tartışıyoruz. Ben tartışılmasını bile abes görüyorum, yanlış görüyorum. Eğer milli irade diyorsanız, milli iradeden bahsediyorsanız bugünkü sandık sonuçlarını hazmedeceksiniz. Bir köşede oturacaksınız, yoksa gülerler adamı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin diye. Yani tartışmaları daha çok barışın üzerinden ifade edin diye bu tartışmalar artık girmek istemediğini net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Anlamsız, çünkü bakın mesele bitmiş. Yani sandıktan bir sonuç çıkmış. Bunu neyini tartışacaksınız? Ayrıca yani ben bunu tanımayacağım. Tanımazsam ben de seni tanımam der bir takım çevreler. Seni ciddiye almazlar. Yani burada bir sonuç var. Sandığın sonuçlarına herkes saygı duymak zorunda. Meseleye böyle bakmak lazım. Yani zaten meclisteki şey de çok hoş olmadı. Yani bir bayramda milli egemenlik, ulusal egemenlik ve çocuk bayramında milli egemenliğe aykırı bir tez ortaya konuldu. Nedir? Sandıktan çıkan sonuçların tartışılması. Ben bunu doğru bulmadım. Aslında akşam, yani belki özel oturumdaki o gerginliğin ardına aslında akşamki resepsiyon biraz daha alımlı gibi gözüküyor. Çünkü Başbakan Binali Yıldırım uyum yasalarının
hazırlanması süreciyle ilgili muhalefetten de bir destek beklediklerini söyledi. Devlet Bahçeli'den bu yönde bir açıklama geldi. Gibi açıkçası akşam belki biraz daha bunu destekleyecek bir yöndeydi. Nasıl görmek gerekiyor? Hem uyum yasalarının artık yavaş yavaş hayata geçirilmesi açısından hem de muhalefetin bundan sonraki tavrı açısından. Şimdi bakın, uyum yasalarını geçirmek için AK Parti'nin bir başka partiye ihtiyacı yok. Mecliste çoğunluğu var. Ama Sayın Başbakan muhalefetten de destek alırsak mutlu oluruz dedi. Bu olumlu bir adım, doğru bir adım. Zaten Sayın Bahçeli'nin de doğru bir ifadesi var. Yani biz bu referandumun geçmesi için bir mücadele verdik. Doğal olarak uyum yasalarını da destekleyeceğiz şeklinde bir ifadesi var. Burada CHP'nin tavrı önemli. CHP ister destek verir, ister vermez. Yani vereceği desteğin de çok bir anlamı yok. Sadece ve sadece bir gerilimi belki azaltmaya yol açabilir ama gerilim arttırmak istedi. Bakın CHP başından itibaren, yani sandık sonuçları ortaya çıkmasından itibaren işte hak aramanın hak olduğunu, sokağa çıkmanın hak olduğunu söyledi. Hatta örtülü olarak vatandaşları sokaklara davet etti Sayın Kılıçdaroğlu. Kim çıktı, kimse çıkmadı. Ben baktım geçen gün internete nedir diye, işte o gösteriler devam ediyor falan gibi bir takım belli yayın organlarının yayınları var ama gösteriler devam ediyor dedikleri gösterilerdeki görüntüler, ilk günkü görüntüler döndürüp döndürüp veriliyor. Yani onda da birkaç kişi sokağa çıkmış. Bu da son derece yanlıştı. Gerçi parti da, herhalde şeyi ifade etti artık, hani sokaklarda değil artık mecliste olacağız ifadesini kullanmıştı. Yani yanlıştı. Sokaklara çıkmak yanlıştı. Bir de hak aramaktan bahsediyor. Hak aramanın da yolları var. Yani gece vakti sokağa çıkamazsınız. Gece vakti sokağa çıktığınız zaman toplantı ve gösteri yürüyüşlerine aykırı bir tavır sergilersiniz. Kaldı ki Türk Ceza Kanunu'nda huzur bozma var. Belki seyahat hürriyetini engellemek var. Belki oralardan geçecek bir takım insanlar var. Onlar rahat oralardan geçemiyor. Neresinden bakarsanız bakın suç. Ve ayrıca bunları desteklemek de azmettirme suçuna gidiyor. Birinin 3 sene cezası varsa öbürü 5 senelik bir cezayı öngörüyor filan. Yani siyasetçilerin bunlara dikkat etmeleri lazım. Nitekim tutmuyor da, yani ne kadar tahrik ederseniz edin. Çünkü Türkiye bir gezi olayları tecrübesini yaşadı. Gezi olayları biz hayli sıkıntı çektik. Onun dışında başka bir takım tahriklerle uğraşıldı. Bunlarda da sıkıntı çekti. Vatandaş artık bunu görüyor. Bakın CHP'liler bile işte sokaklara davet edildi genel başkan tarafından. CHP'liler bile sokağa çıkmıyorlar. Demek ki Türk halkının sağduyusu da feraseti de son derece yüksek olmuyor. Çok şükür olmuyor çünkü bunların çoğu da zaten yurt dışından destekli bir takım şeyler, planlar tutmuyor. Türk halkı artık algı operasyonlarına alıştı. Tabiri caizse, amiyane tabirle yemiyor, olmuyor. Aslında bir taraftan da hem Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK kararının ardından parti üyeliğine geçebileceği ifade etti bugün. Zaten bu teknik bir ayrıntıydı. Bir taraftan da yurt dışından da enteresan açıklamalar geliyor. Fransa'daki bir siyaset bilimcinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sözleri vardı ve bunun üzerine de bir soruşturma açıldı Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ve nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir taraftan soruşturma açıldı. Türkiye'de olmuş olsaydı ağırlaştırılmış müebbet cezasını çarptırılırdı. Yani yargılanırdı. Çok kesin ve net. Yadırgadık mı, yadırgamadık. Ne diyor orada? İşte iş çatışmadan bahsediyor, iş savaştan bahsediyor ve bir suikastten bahsediyor. Peki bunlar bu suikast girişiminde bulunmadılar mı? Bulundular. 15 Temmuz'da bu girişim yapıldı. Arkasında kim vardı girişimi yapanlar? Yani meseleye FETÖ diye bakmamak lazım. Bu FETÖ'nün dış ayakları da var. Hatta CIA destekli olduğu belli. Bugün Pensilvanya'da çok rahat oturuyor ve dediğim gibi çuvallarla belge gönderiyorsunuz. Hala da iade ile ilgili herhangi bir süreç işlemiş değil. Demek ki oranın taşeronu, yani oranın elemanı o zaman affedersiniz ite kızılma sahibine bakılır. Çünkü bir suikast girişimi Türkiye'de gerçekleşti. Ne oldu? Beceremediler, başaramadılar. Şimdi aynı şey devam ediyor. Yani ben Batı'ya farklı bakmıyorum. Batılı kafa olarak bakıyorum. İşte Fransa'da bu var. Amerika'da bir başkası var. Bir başka yerde diğeri var. İç savaştan bahsediyorlar. Bunu yadırgıyor muyuz? Yadırgamıyoruz. Çünkü Almanya dahil olmak üzere PKK'yı terör örgütü olarak ilan eden pek çok devlet bugün bu terör örgütüne silah yardımında bulunuyor. İşte Amerika Suriye'de bunlarla birlikte iş tutuyor. Nedir? Bunların desteklenmesi Türkiye'yi iç savaşa doğru evirmek çabasıdır. Çünkü bunlar sürekli olarak açıklamalar yapıyorlar. İşte silahlı halk isyanlarından, halk ihtilalinden, tırnak içinde söylüyorum.
bahsediyorlar. Bunlara da destek verenler zaten Türkiye'de iç savaşı körüklüyorlar demektir. Bana göre şaşırtıcı bir tarafı yok ama şu var. Bana göre altının çizilmesi gereken şu nokta var. Eskiden bunları maskelerle yapıyorlardı, farklı yapıyorlardı. Bu kadar açıktan sergilemiyorlardı, gizleniyorlardı. Şimdi artık gizlenme ihtiyacı da duymadan açıktan bu çağrıları yapıyorlar. Bu duygu ne mesela? Neyi amaçlıyorlar burada? Bu zaten şey olay var, bitmiş. Bakın. Yani seçimler, halk oyunlaması süreci bitmiş ama bu ifadelerin farklı mecralarda tekrar gündeme gelmesi. Şu var, yani tarihsel bir sürü sebebi var ama çok basit baktığınızda biz ve diğeri. Diğeri de biziz, öteki diye bakıyorlar meseleye. Şimdi yıllarca bunlar at koşturmuşlar, istediklerini yapmışlar. Türkiye'ye bir takım tavsiyelerde, talimatlarda bulunmuşlar. Türkiye bu talimatların gereğini ya yerine getirmiş ya da bu talimatlara karşı net tavırlar sergileyememiş. Şimdi bir Türkiye ortaya çıktı. O Türkiye'nin başındaki Erdoğan da işte dünya beşten büyüktür diyor. Hak ve hukuktan bahsediyor. Bunların kafalarının işte faşist kafa olduğunu gündeme getiriyor ve bugüne kadar bunların tezlerinin tersine bir tavır alıyor ve Türkiye'de istedikleri gibi yönlendiremiyorlar, istedikleri noktada ya doğru götüremiyorlar. Bunun tabii sıkıntısı var. Bir de bir takım denemeler yaptılar. Gezi olaylarında deneme yaptılar. Tutmadı. Öbür tarafta 17-25 Aralık'ta yargıyı devreye sokarak bir denemede bulundular. Tutmadı. 15 Temmuz'da suikast girişimi dahil olmak üzere millete bir savaş açtılar. Tutmadı. Olmadı. Eskiden oluyordu yani. İşte 12 Eylül'de bizim çocuklar başardılar diye. Oradaki Amerikan Büyükelçiliği Washington'a kriptolar gönderiyordu. Ama bu sefer çocukları başaramadılar. Beceremiyorlar, olmuyor. Ve Türkiye hala ayakta, bir de ekonomik olarak da saldırdılar bizim üzerimize. Bakıyorsunuz Fırat Kalkanı diye bir operasyon geçmişte biz yapabilir miydik? Adım atamazdık onlardan izinsiz. Türkiye tek başına operasyon yapıyor. Yeni bir rakip çıktı karşılarına. Yani yıllarca eline vurup ekmeğini elinden almaya çalıştıkları veya zaman zaman aldıkları bir ülke farklı bir konuma geldi. Bunun kiniyle, hırsıyla tepki gösteriyorlar. Yani neden derseniz, düne kadar Haçlı seferleri neden yapılmışsa, işte bunlar da ondan yapılıyor. Yani tarihsel sebepleri var, kültürel sebepleri var, dini sebepleri var, ekonomik sebepleri var, sayabilirsiniz ama dediğim gibi çok da yadırgamamak gerekir. Çünkü bunu denediler, bu suikast girişiminde bulunlar bunlar. Aslında onunla ilgili de ayrıntıyı vereyim istersen. Cumhuriyet, evet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 sayfalık suç duyurusunda Türkiye'de soruşturma yapılmasının hukuken mümkün olduğu belirtiliyor. Akıl sağlığının yerinde olduğunu tespiti halinde de Defarge'nin, yani Fransız siyaset bilimcinin, PKK ya da FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle ilişkisinin araştırılması ve soruşturulması talep edileceği. Bunları yerine getiremezsiniz. Çünkü adli tıbbı alıp da bu Fransız'ı götürmenin imkanı zor. Akıl sağlığı yerinde mi değil mi onu bile tespit edemezsiniz. Ama burada bir tavırdır ortaya konulan. Türkiye tavrını ortaya koyuyor. Yapamazsın. Bunu yaparsan hukuku çiğnemiş olursun. Şeklinde bir tavır ortaya koyuyor. Belki şu, yani Fransız'ın Türkiye'ye gelmesi mümkün değil. Türkiye gelirse bu açıklama burada, hiç gelmez. Gelmez. Yapılabilecek tek şey, şaşırıp da Türkiye'ye gelirse havalanda derdest etmektir. Onun dışında bir şey yapamazsınız ama şeklen önemli. Yani bu soruşturmanın aslında yapılması dile dönüşmesi önemli. Akıldaki belki de çoğunluğun hissiyatını, belki de o Avrupa'daki yapıdan bahsediyoruz. Yansıması olarak görmek. Tabii yani bunlar bayram yaparlar. Bakın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dikkat ederseniz gelişmeleri izliyoruz şeklinde bir takım açıklamalar yaptılar ve darbecileri de kınayamadılar. Tıpkı Mısır'daki darbecilere sahip çıktıkları gibi belki darbe başarılı olsaydı bunlar zil takıp oynayacaklardı ve Türkiye'deki darbecilere sahip çıkacaklardı. Meseleye böyle bakmak lazım. Bunlar ikiyüzlüdür. Bunların bana göre fikri bir namusları yoktur. Bunlar sadece ben ve diğerleri diye bakarlar. Demokrasi kendileri için vardır, insan hakları kendileri için vardır. Ama Türkiye'ye geldiği zaman mesele biraz farklı bakarlar. Zaten yüzyıllar önce Victor Hugo söylemiş bunların kafasının arkasındakini. Şunu diyor, ünlü bir sözdür. Paris'te bir kişi öldürülürse bu cinayettir. Ama doğuda 50 bin kişi boğazlanırsa bu sadece basit bir meseledir diyor. Bunlar böyle bakıyorlar. Kendi işlerinden bir takım düşünürler bunları söylemiş. Yadırgamamak lazım ve buna göre davranmak lazım. Ama yavaş yavaş şu çıkıyor, bakın benim hoşuma giden şöyle bir gelişme var. Biz yıllarca hep medeniyet denildiği zaman batıyı gösterdik. İşte batıdan örnekler verdik. Hatta geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, ismini vermeyin, çok önemli bir kişi yine başladı batıdan örnekler vermeye falan. Ben dedim ki yani sizin bağlı olduğunuz yer batının nasıl bir sahtekarlık içinde olduğunu söylüyor dediniz ama özür dedi. Yani alışkanlıklar var. Savunmaması gereken insanlar bile bir takım örnekler verirken medeniyetle ilgili
Batı'yı örnek veriyorlar. Şimdi görüldü ki Batı işte teknici kalmış canavar Mehmet Akif'in dediği gibi. Bunları çok güzel sergiliyorlar. Türk halkının da kendine gelmesine, titremesine, kendine dönmesine vesile oluyor. Güzel oluyor, hoş oluyor. Bunlar gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Biz kenetleniyoruz, birleşiyoruz. Ve sanıyorum önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin kalkınmasında, ileriye gitmesinde, kenetlenmesinde bunların hepsi etkili olacak. Yani bir musibet bin nasihattan evladır derler ya. Bunlar musibetler sergiledikçe bizim lehimiz oluyor diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Nisan sonrasında biz Avrupa Birliği ile ilgili tekrar bir süreç içerisine gireceğiz dediği anda Avrupa Komisyonu'ndan bir bugün itibariyle muhtemelen bir oturum gerçekleşecek. Yarın da genel kurul ortamında bir Türkiye ile ilgili bir karar alınma ihtimali ortaya çıktı. Aslında tam tersi bir hareket görüyoruz. Bizden hani bizim yapacağımız bir hareket varmış gibi gözükürken aslında tam tersi bir ya şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bununla ilgili açıklamaları var. Yetkililerin de açıklamaları var. Bunlar almış olurlar bu kararı. Bir şey değişmez. Sonuçta belki de nihai kararı Türkiye verecek. Çünkü Türkiye'den soyutlanmak yani Türkiye'yi ellerinden kaçırmak bunların işine gelmez. Yıllardır ne yaptılar? Türkiye'yi bir hayal peşinde koşturup istediklerini elde etmeye çalıştılar. Yani bugün artık Avrupa Birliği ilişkilerinin sağlam bir zemine oturması gerekiyor. Kazan kazan esasına göre yani bizim de kazanmamız değil iki tarafın da kazanması esasına göre bir zemine oturması gerekiyor. Ama öyle görünüyor ki bu zemine oturmayacak. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı da çok önceden söyledi bizim özel bir görüşmemizde de söyledi. Gerekiyorsa bir referandum da burası için yaparız. Artık bu iş bu şekilde devam ettirilemez bir noktaya geldi şeklinde ifadeleri var Sayın Cumhurbaşkanı. Daha sonra meydanlarda buna benzer ifadelerde bulundu. Ben başından beri zaten Avrupa Birliği'nin bir hayal olduğunu düşünüyorum. Yani işte bir tarafta Tansu Çiller haydi Türkiye ileri dedi parmağını ileriye uzatarak. Öbür tarafta Mesut Yılmaz halkı kandırdı. Aman tren kaçıyor Avrupa Birliği vagonuna atlayalım diye. Ne oldu yani yaptık bunların hepsini. Sonuçta Gümrük Birliği ile birlikte Gümrük Birliği'ni aldılar. Onunla birlikte yine bir büyük bir kazık yedik. Hep böyle nalıncı keseri gibi kendine doğru yontan bir Avrupa Birliği var. Bunun devam etmesi, devam ettirilmesi mümkün değil. Türkiye'nin de aslında çok fazla da ihtiyacı yok. Yani Türkiye İnönü'nün bir lafı var bu Johnson mektubu ile ilgili olarak. Tabii söylendi söylenmedi tartışmaları var ama günün anlamına uygun olduğu için söylüyorum. Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır diyor. Nitekim Türkiye son dönemde de işte Rusya ile ilişkileri, Çin ile ilişkileri ve Afrika ile ilişkileri bağlamında bunu gösteriyor. Ki Mayıs ayında da önemli görüşmeler var. Hem Rusya hem ABD hem Çin ile ilgili. Türkiye yalnız değil. Türkiye eğer Avrupa yanında olmazsa Türkiye batacak değil. Elbette sıkıntı içine gireriz ama Avrupa da sıkıntı içine girer. Yani çünkü sürekli olarak çökmekte olan, gerileyen bir Avrupa var ve ilerleyen bir Türkiye var. Sonuçta bize iş gücümüz dahil olmak üzere bizim gücümüze ihtiyacı olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Yani Avrupa'nın da bize ihtiyacı var. Öyle kolay kolay geri adım, çok radikal adımlar atabileceklerini sanmıyorum ben. Çünkü bir ara bir dönem işte gurbetçi olarak oraya giden insanlarımız artık Avrupalı Türk oldu. Oranın vatandaşları oldu ve milyonlar var. Bunlar o ülkenin ekonomilerini de etkiliyorlar. O açıdan bu itiş kalkış devam eder ama sağlam bir zemine oturtmak gerekir diye düşünüyorum Türkiye-Avrupa ilişkileri. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın FETÖ ile ilgili açıklamaları vardı. Adil Öksüz ile ilgili soruşturma süreciyle ilgili aslında yeni bilgiler var. 10 görevlinin de emniyet görevlisinin de güvenlik güçleri görevlisinin de tekrar açığa alındığını görüyoruz. Bugün İçişleri Bakanı'ndan yine bir açıklama oldu. Son bir hafta içerisinde 1015 FETÖ'ye bağlantılı kişinin gözaltına alındı ifade ediyor. Bir taraftan da terör operasyonları hız kazandı. Çatışmalarda maalesef şehitlerimiz oluyor ama bir taraftan da terör örgütüne büyük zayiatlar veriliyor. Nasıl görmek gerekiyor bu mücadele sürecini? Valla bakın tarihin PKK ile mücadele tarihinde Türkiye son derece önemli bir adım attı. Dün Genelkurmay Başkanı'yla da biz ayaküstü konuştuk bu gelişmeleri. Bu böyle devam edecek ve son derece memnun. Hatta yaptığımız değerlendirmede hiçbir operasyonda bugünlerde olduğu kadar bir kere terörist etkisiz hale getirilmedi. Ve bugünlerde olduğu kadar az zayiat vererek etkisiz hale getirilmedi. Onun dışında kamyon ve silah... sürme operasyonu yaptı. Bekle gör değil daha çok. Kamyon silah yakalanıyor. Kamyon mühimmat yakalanıyor. Yaşam malzemeleri ortaya çıkıyor ve belki de bugüne kadar yakalanan ve imha edilen
sığınak sayısından çok daha fazla sığınak tespit edildi, imha edildi. Ve bu aylarda, bahar aylarında şöyle bir geçmişe doğru baktığımızda bu terör örgütü bir takım karakollara saldırılar düzenlerdi dedi. Ve bir işte yeniden uyanış gibi kış ayından sonra ortaya çıkardı. Bakıyorsunuz şu andaki operasyonları düzenleyen bizim güvenlik kuvvetlerimiz o açıdan doğru bir noktada mücadele devam ediyor. Elbette bu kolay bir mücadele değil. Çünkü yani 1984 yılından itibaren gelişen, desteklenen bir terör örgütü var. Kaldı ki 1984 öncesine de gidebilir. PKK 1984'te ortaya çıktı ama 1970'li yıllarda APO'cular diye bir örgüt vardı. Yine Abdullah Öcalan başındaydı APO'cuların. PKK'nın daha da eski olduğunu söylemek mümkün. O açıdan terör örgütü PKK ile mücadele gayet iyi devam ediyor. Bu arada FETÖ ile de mücadele aynı noktada devam ettiriyor ama burada biraz dikkatli olmamız gereken bir nokta var. İşte Ergenekon'da olduğu gibi doğrularla yanlışları aynı kaba koyarsak, karıştırırsak FETÖ operasyonlarını da biz itibarsızlaştırırız diye düşünüyorum. Burada yanlış yapılmaması gerekir. Ona çok dikkat edilmesi gerekli. Çünkü bazı itirazlar yükseliyor vatandaşlar tarafından. Mahkemelerin çok adil kararlar vermesi gerekir. Ve şu, yani tutuklu pek çok insan var. Bakın bunu ben 2008 yılında açık ve net olarak Fethullah Gülen, o zaman cemaat deniliyordu. Bunlara siz çedesiniz diyen bir insanım. İlk davayı açanlardan birisiyim Fethullah Gülen'e ama burada bence çok gereksiz yere tutuklamalar da yanlış. Yani evet mücadele edelim, hem de sert mücadele edelim. Fakat dikkatli mücadele edelim. Çünkü adil olmak zorundayız. Bunun da altını çizmek istiyorum ben. Çünkü itirazlar yükseliyor son dönemde. Ve bazı itirazların da haklı olduğunu ben görüyorum zaman zaman. Ne kadardır, çok büyük müdür bilemem ama bir kişi bile yanlış yere tutuklanırsa orada adalet duygusu zedelenmiş olur. Katkınız çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet, süremizin sonuna geldik. Bugün tarihin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Bugünkü törenlerle ilgili detaylı haberleri de bültenlerimize yer vereceğiz. Yarın da gündeme dair konuları ele almayı sürdüreceğiz. Konuğum Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.